Öğrenciler tatildeyken koronavirüsü gündeme oturdu malumunuz. Sağlık Bakanı özellikle okullarda kol gezen enfeksiyon riskine karşı uyardı. Peki anne babalar çocukları son dönemde artan viral enfeksiyonlardan nasıl koruyabilir? İşte bu önemli sorunun yanıtı geliyor ekrana. Bu yıl viral enfeksiyonlar çok arttı. Özellikle influenza'da çok sık gördük. Sınıfta bir çocuk hapşırıyor, o mikrop nefes yoluyla tüm sınıfa bulaşıyor. Çünkü havada uçuşuyor, biz görmüyoruz onların çoğunu. Tek onlarla kalmıyor, ondan bizleri de geçiyor. Benden anneme bulaştı ve annem 2 hafta ayağa kalkamadı. Yarı yıl tatili bitti, öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Sağlık Bakanı da enfeksiyon riskine karşı uyardı. Sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Kış aylarında hep bir salgın olur ya okullarda filan. Evet. Kış başınıza evet. Giriyor mu? Öyle. Gelmez olur mu? Zor kurtuluyor hatta. Hasta olmadığım zaman yok ki. Neden? Sürekli öksürüyorum. İlk adım çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak. Elini yıkıyor musun? Eğer peçeteye öksürdüysem yıkamıyorum. Kağıt mendili atıp ondan sonra da ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamasını öneriyoruz. Alınabilecek en basit tedbir aslında çocuklarımızın yanına kağıt mendil koymak. Ve aynı zamanda işte bu hareketi öğretmek. Şeklinde öksürmesi lazım ki o virüsün damlacık yoluyla bulaşmasına engel olabilelim. Böyle yapamıyorum aniden. Ama daha kolay değil mi? Peçete bulana kadar böyle hemen kapatırsın. Evet, daha kolay. Okulda enfeksiyon kapan çocuk o mikrobu eve kadar taşıyor. Yani evdeki herkes, özellikle de küçük kardeşler risk altında. Çocuk daha evden içeriye girer girmez elini yüzünü yıkaması, kardeşe bulaştırmaması için. Nasıl öğrettiniz annesi? İrem, yap bakayım bir. Ne yapıyormuşuz? Hapşırıyoruz. Kış aylarında çocukların taze sebze meyve ile bol sıvı tüketmesi de hastalığa karşı alınacak önlemler arasında. Ve eğer çocuğunuzda hastalık belirtisi görürseniz... Okula göndermeyin, engelleyin ki diğer çocuklara da bu durum bulaşmasın. Uzmanların gün boyu kalabalık ve kapalı mekanlarda bulunan anne babalara da bir tavsiyesi var. Millet olarak öpüşmeyi çok severiz. El sıkışmayı çok severiz. Bu dönemlerde belki buna birazcık ara verilebilir.